etli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevle Mutfak Aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yumuşacık ve çok lezzetli bir balon lavaş tarifi hazırladım. Hem çok az malzemeli hem de oldukça pratik bir tarif. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak 1,5 su bardağı ılık suyu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Daha sonra 1 paket instant maya ve 2 çay kaşığı şeker ekliyorum. Mayanın hızlı bir şekilde aktifleşip hamurunuzun güzelce kabarması için kullandığınız suyun ılık olmasına lütfen dikkat edin. Çırpıcı ile güzelce karıştırarak içerisindeki şekeri eritiyorum. Güzelce çırptıktan sonra yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Yağın tamamını ekledikten sonra tekrar çırpıyorum. Daha sonra çırpıcıyı içerisinden çıkartarak unu ve tuzu ekliyorum. Ben tarifim için toplamda 4 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra son olarak 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. Hamurum için gerekli tüm malzemeleri yoğurma kabına aldım ve elimle güzelce karıştırarak hamurun kıvam almasını sağlıyorum. Daha sonra hamuru tezgah alarak yoğurma işlemine tezgahta devam edeceğim. Sizler lütfen bu aşamada ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Çünkü kullandığınız unun markası veya kalitesi farklılık göstereceği için un miktarında değişkenlik gösterebilir. Hamurun oldukça yumuşak ve neredeyse ele yapışan bir kıvamı olması gerekiyor. Hamur ne kadar yumuşak olursa lavaşlarımız da o kadar yumuşak olacak. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamuru elimle karıştırarak toparlıyorum. Daha sonra tezgaha biraz un serperek hamuru tezgaha alıyorum. Tezgaha serptiğim ve sonradan eklediğim unla birlikte toplamda 4 su bardağı un kullandım. İlk olarak hamuru kenarlardan içeri doğru katlayarak güzelce yoğuruyorum. Daha sonra hamur kesme kartıyla yoğurmaya devam edeceğim. Tezgahta yaklaşık olarak 3 dakika boyunca bu şekilde yoğuruyorum. Ne kadar çok yoğurursanız tarifiniz o kadar güzel olacak. Yeteri kadar yoğurduğum hamurum artık hazır. Şöyle sizlere kıvamını ve yumuşaklığını göstermek istiyorum. Şimdi bu hazırladığım hamuru tekrar yoğurma kabına alıyorum. Daha sonra üzerine hava almayacak şekilde kapatarak oda sıcaklığında yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda hamurum 3-4 katına çıkarak kabardı. İlk olarak hamur kesme kartı ile havasını alıyorum. Bu tür mayalı hamurların havasını almayı ihmal etmeyin. Böylelikle yerken mayanın tadını hissetmeyeceksiniz. Hamurun havasını aldıktan sonra tezgaha biraz un serperek hamuru tezgaha alıyorum. Çok kısa süre yoğuruyorum. Yeteri kadar yoğurup yuvarlak form verdikten sonra ilk olarak iki eşit parçaya kesiyorum. Daha sonra kestiğim hamurları üçer parçaya keserek toplamda 6 adet beze elde ediyorum. Yani verdiğim ölçüden toplamda 6 tane lavaş elde ediyoruz. Hem az malzemeli hem de oldukça bereketli bir tarif. Tüm bezelerimi keserek hazırladıktan sonra tepsiye bolca un serpiyorum ve bu yuvarladığım hamurları un serptiğim tepsiye alıyorum. Diğer kalan hamurlarımı da aynı şekilde yuvarlayarak tepsiye alıyorum. Tamamını tepsiye aldıktan sonra yaklaşık bir 15 dakika dinlendireceğiz. Süre sonunda hemen açarak lavaşlarımızı pişirmeye başlayacağız. bezelerimin tamamını hazırlayarak tepsiye dizdim. Üzerine de biraz un serptikten sonra temiz bir poşete koyuyorum ve oda sıcaklığında 15 dakika dinlendiriyorum. 15 dakikanın sonunda hamurlarım tekrar kabardı ve mayalandı. Hemen bir tane bezemi tezgah alıyorum, kalanları kenara koyuyorum. Bezeleri tezgaha almadan önce az miktarda un serpiyorum. Şimdi bir adet bezemi tezgaha aldıktan sonra ilk olarak elimle biraz açıyorum. Daha sonra merdane yardımıyla oval olacak şekilde açmaya devam ediyorum. Hamuru ne çok kalın ne de çok fazla ince açmayın lütfen. Yeteri kadar açtıktan sonra fazla unundan arındırarak fırın kağıdı serdiğim tepsiye alıyorum açtığım 2 adet lavaşı bir tepsiye koyuyorum. Hamurların tamamını açarak fırın kağıdı serdiğim tepsiye diziyorum. Açtığım 2 adet lavaş hamurunu tepsiye aldıktan sonra üzerine bez kapatarak kenara koyuyorum. Aynı şekilde kalan bezelerimi yine açarak ayrı bir tepsiye alıyorum. Ben lavaşlarımı 3 farklı tepside hazırladım. Üçünü de açarak hazırladıktan sonra ilk yaptığım tepsinin üzerine yumurtalı karışımı sürerek fırına koyacağım. Bu arada diğer bir taraftan da fırınımı 250 derece alt üst açarak ısıtıyorum. Tüm lavaş hamurlarını açarak farklı tepsilere koydum. Şimdi ilk hazırladığım tepsinin üzerine yumurtalı karışım sürüyorum. Üzeri için 2 adet yumurta sarısı ve 3 yemek kaşığı süt kullanıyorum. Bu iki malzemeyi güzelce çırptıktan sonra fırça yardımıyla hamurların her yerine sürüyorum. İkisinin de üzerine yumurtalı karışımı sürdükten sonra bolca susam ve çörek otu karışımı serpiyorum. Lavaş hamurlarım artık fırına girmek için hazır. Önceden ısıttığım 250 derecelik alt üsttenli fırına koyuyorum ve pişiriyorum. İlk tepsi çıktıktan sonra aynı şekilde ikinci tepsinin de üzerine yumurtalı karışımı sürüyorum. Bolca çörek otu ve susam karışımından serperek ikinci tepsimi de pişmesi için fırına koyuyorum. Lavaşların pişme süresi oldukça kısa, o yüzden lütfen kontrollü şekilde pişirin. Yaklaşık 5 dakikanın sonunda lavaşlar pişmiş oluyor. Kurumaması ve yumuşacık olması için yüksek ateşte ve hızlıca pişiriyoruz. Buna dikkat edelim lütfen. 5 dakikanın sonunda ilk tepsim fırından çıktı. Diğer kalan iki tepsimi de aynı şekilde yumurtalı karışımı üzerine sürerek fırına koyuyorum ve pişiriyorum. Üçüncü yani son tepsimi de fırından çıkartıyorum. Balon gibi kabaran yumuşacık lavaşlarım artık servis için hazır. Şimdi sizlere ne kadar yumuşak olduğunu, içinin de ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Tarifim tam ölçü ve garanti bir tariftir. O yüzden tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bu arada lavaşlarınızı pişirirken üzerinin çok fazla kızarmamasına dikkat edin lütfen. Aksi halde kuruyacaktır. Yumuşacık dokusu ve harika lezzetiyle gerçekten çok güzel oldu. İnşallah tarifimi sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.